Merhaba, ben Doktor Barış Önen Ünsalver, Üsküdar Üniversitesi NP Fener Yolu Tıp Merkezi Yetişkin Psikiyatrisi uzmanıyım. Son 15-20 gündür ülkemizin ve bundan daha uzun süredir dünyanın gündeminde olan koronavirüs problemiyle başa çıkmaya uğraşıyoruz. Toplum ve dünya olarak kaygılıyız. Burada kaygının en fazla odaklandığı nokta belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımız. Gelen ölüm haberleri ya da hastalığın daha çok şiddetli seyrettiği grup yaşlılar. Ve bu yüzden de özellikle yaşlı kişileri virüse karşı korumamız gerektiği vurgulanıyor. Son çıkan karantina kararı ile birlikte 65 yaş üzerindeki kişilerin evinde bulunmasının da istenmesiyle yaşlı hastalarımızda ya da yaşlı kişilerin çoğunluğunda bir kaygı düzeyinin artmış olduğunu öğreniyoruz. Benzer şekilde sadece yaşlı bireyler değil, onların yakınları, çocukları, akrabaları da yaşlı popülasyonla ilgili endişe duyuyor. Çünkü gençler virüsü taşıyıcısı olabilirler ve yaşlılara aktarabilirler. Burada yaşlı bireylerin evde durması ve olabildiğince gençler ya da virüs taşıma ihtimali olan kişilerle temas etmemesini sağlamamız bu açıdan önemli. Devletimizin getirdiği bu uygulama yaşlılarımızı korumak için faydalı olacaktır. Peki yaşlılar evde nasıl duracaklar? Şimdi öncelikle yaşlılarımız evde durmaları gerektiği söylendiğinden beri yüksek kaygı yaşıyorlar. Ben acaba ölecek miyim, sakat mı kalacağım, benimle kimse ilgilenmeyecek mi ya da çoluğuma, çocuğuma, torunuma yük mü olacağım diye. Öncelikle burada yaşlılarımızı yalnız bırakmadan, onlar bize sormadan hızlıca hareket ederek, onların ihtiyaçlarını, bir ihtiyacın var mı diye sormadan belki de direkt arayarak, yanına giderek, belki olası ihtiyaçları temin ederek onların bu kaygılarını azaltmamız gerekiyor. Bolca belki telefonda konuşmak, günde birkaç kere seslerini duymakta fayda var. Birçok yaşlı televizyon, akıllı telefon, tablet bu gibi araçları kullanabiliyor. Buralardan onların izleyebilecekleri çeşitli diziler, televizyon filmleri ve belgeseller belki bunları indirebiliriz. Bazı yaşlıların görme sorunları olabilir. Sesli kitap ya da işte radyo tiyatrosu gibi kayıtlar var. Bunlardan faydalanılabilir. Ama önemli olan yalnız bırakmamak. Yani yaşlı birey evde kalacak ama siz onu telefonla ya da bir şekilde varlığınızı hatırlatarak uyarmanız gerekiyor. Çünkü yaşlılarda yalnızlık sonucunda bellek problemleri ve gene uyku düzensizlikleri ortaya çıkabilir. Kendilerine bu süreçte yük olmadıklarını, ne kadar önemli olduklarını hatırlatmamızda fayda var yaşlı bireylere. Yaşlıların kendisine iyi bakması, bolca su içmesi, uyku düzenlerine dikkat etmesi dışında eğer bir hastalıkları varsa, yüksek tansiyon, şeker, kalp damar hastalığı, bu ilaçlarını düzenli kullanmaları ve olabildiğince virüsle ilgili az sayıda haber dinlemelerini tavsiye ederim. Çünkü haberlerdeki verilen bilgiler kaygıyı, korkuyu daha çok arttırabilir. Eski albümlere bakılabilir, fotoğraflara bakılabilir. Ev içerisinde hareket kısıtlılığını arttırmamak için bolca hareket edilmesi, eşyaların düzenlenmesi, yerleştirilmesi gibi faaliyetlerde bulunabilir yaşlılarımız. Her zaman nasıl bakıyorsanız sağlığınıza aynı şekilde bakmaya devam edin. Bu bir süre sonra bitecek ve tekrar yaşlılarda tüm bu sosyal hayatın içerisine girecekler.